Maalesef bu aralar gündemimizi savaş, enflasyon, resesyon ve işsizlik gibi son derece can sıkıcı, iç karartıcı konular işgal ediyorlar. Ama sakın içinizi karartmayın. Teknoloji gelişmeye devam ediyor ve teknolojideki yeni gelişmeler yeni iş fırsatlarının yeni girişim fikirlerini de önünü açıyor. Yeni teknoloji arasında benim en çok ilgimi çeken Web 3.0 veya merkeziyetsiz internet. Bu alana deli gibi para yağmaya devam ediyor. Daha geçen hafta AZ16 isimli dünyanın en büyük girişim sermayesi fonlarından bir tanesi bu alana 4,6 milyar dolar para ayıracağını açıkladı. Yaşanan bütün finansal olumsuzluklara rağmen bu kadar büyük bir paranın bu alana ayrılması heyecan verici. AZ16'dan başka girişim sermayesi fonlarının da bu alana para yatırmakta olduğunu biliyoruz. Web 3.0 hiç durmadan gelişmeye devam ediyor. Web 3.0'ın ne olduğunu ve dünyayı nasıl değiştireceğini daha önce şu videoda anlatmıştım. O videoyu bir izlemenize fayda var eğer Web 3.0 ne olduğunu bilmiyorsanız. Web 3.0'ın değiştireceği alanlardan bir tanesinde beyaz yakalılık olacağını söylemiş ve beyaz yakalılığın yavaş yavaş ortadan kalkacağını da şu videomda iddia etmiştim. Neden? Çünkü merkeziyetsiz yapılarda şirketi yönetecek, koordine edecek insana olan ihtiyaç azalıyor. Daha ziyade üreten, katkıda bulunan Web 3.0 platformlarının büyümesini sağlayan insanlara ihtiyaç var. Ve Web 3.0 girişimcilerinin bu insanlarla kurduğu ilişkiler biraz farklı. Web 3.0 girişimlerinde bildiğimiz anlamda bir çalışan işveren ilişkisi yok. Aynı zamanda müşteri tedarikçi ilişkileri de bir hayli farklı. Burada bir topluluk var. Bu topluluğun bir ortak amacı var. Ve eğer siz o ortak amaca katkıda bulunabiliyorsanız bundan para kazanıyorsunuz. Kimseye hesap vermiyorsunuz. Sadece bulunduğunuz katkı ölçeğinde o topluluğun tokenından size ödeme yapıyor. Ve topluluk başarılı olup büyürse tokenın değeri de artıyor ve siz de bundan bir hayli iyi para kazanabiliyorsunuz. Bundan dolayı burada bir yere gidip işe falan başvurmuyorsunuz. Burada bir topluluğa, bir Web 3.0 projesine girip diyorsunuz ki ben size şöyle bir katkıda bulunabilirim. Önce topluluğa katılıyorsunuz, ihtiyaçları anlıyorsunuz, yepyeni fikirler sunuyorsunuz. Bazen topluluğun zaten dile getirdiği problemleri çözmek için hizmetlerinizi öneriyorsunuz. Ama dediğim gibi ilişki bambaşka şekilde kuruluyor. Ve bu da bence yavaş yavaş yeni bir sınıfı ortaya çıkartıyor. Hem girişimcisiniz hem de bir yandan çalışan gibisiniz. Yani bir proje var, o projeden para kazanıyorsunuz. Proje sizin olmayabilir, başkasının projesi, oraya hizmet veriyorsunuz. Ama bir yandan da girişimcisiniz. Çünkü aynı anda birden çok projeye hizmet veriyor olabilirsiniz. Çalışma saatleriniz tamamen size ait. Ne kadar para kazanacağınızın pazarlıkları da yapılabilir. Bu yönden de tam anlamıyla bir girişimcisiniz. İşte bugünkü videomda bu fırsatlardan size bahsedeceğim. Bu fırsatları nerede bulabilirsiniz? Ne gibi örnekler var? Bu alanda kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Bu konularda önerilerde bulunacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Web 3.0 alanında en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerden bir tanesi NFT tasarımı. NFT'ler yani non-fungible tokenlar adeta Web 3.0 evreninin temel taşı. Neden? Çünkü bunlar gelir yaratabiliyor. Her Web 3.0 projesi NFT'lerini satarak bundan para kazanabiliyor. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu o Web 3.0 ekosisteminde kimler neye göre karar alabilir, kimlerin yetkileri nedir, NFT'ler bunları ortaya koyabiliyor. NFT'lerin içerisine onları cazip kılan bazı özellikler de katmak mümkün. Mesela Sıkılmış Maymunlar Kulübü'nün NFT'lerini alırsanız aynı zamanda o maymunun marka haklarını almış oluyorsunuz ve bunu paraya döndürmeniz mümkün. Mesela tişörtler basarak bütün bunları mümkün hale getiriyor. Bu nedenle NFT'ler Web 3.0'ın ayrılmaz birer parçası. Güzel bir haber, eğer bir NFT tasarımcısı olmak istiyorsanız sermaye de ihtiyacınız yok. Sadece tasarım yapabiliyor olmanız lazım. Tasarım deyince işin bir görsel boyutu var, bir de içerik boyutu var. Bunları tasarlayıp bu NFT'leri mint edebiliyorsanız hizmetlerinizi dünyaya satabilirsiniz. Bu alanları öğrenmek de bu arada oldukça kolay. Zaten pek çok tasarım da bilgisayar programlarıyla yapılabiliyor. Mühim olan biraz hayal gücü. Size önerim, böyle bir tasarım yeteneğiniz varsa bazı NFT'leri hemen tasarlamaya başlayın. Kendinize bir web sayfası yaratın. Bu bir portföy web sayfası olsun. Tıpkı hani fotoğrafçıların portföy web sayfaları vardır, ona benzer bir şey. Orada sosyal medya üzerinden kendinizi tanıtın. Kendinizi tanıtmanız son derece önemli. Çünkü bu sayede bir isim yapmanız bu alanda ve ihtiyaç duyanların sizi hemen aramaya başlaması, sizin de bir girişimci olarak hizmet vermeniz mümkün. Web 3.0 dünyasının ihtiyaç duyduğu ikinci hizmet ise kullanıcı arayüzü tasarımı. Yani insanların o Web 3.0 web sayfasıyla veya aplikasyonuyla nasıl etkileşim kuracağını, ne gibi temaların, renklerin, düğmelerin, objelerin, görsellerin kullanılacağı, bütün bunların tasarlanması. Bu alanda hakikaten ihtiyaç çok büyük.
Eğer kullanıcı arayüzü tasarımı konusunda becerikliyseniz yine bu Web 3.0 girişimlerine ulaşabilir. Mesela onların Telegram kanallarına, Discord kanallarına veyahut da Twitter kanallara erişebilir. Hizmetlerinizi onlara sunabilirsiniz. Biraz İngilizce biliyorsanız bu son derece kolay. Çok ihtiyaç var bu alanda. Muhtemelen size hemen aralarına kaçacaklardır. Bu arada bizim de bir kullanıcı arayüz tasarımcısına ihtiyacımız olabilir yakın zamanda. Çünkü biz de şu anda hem Discord kanalımızı hem Web 3.0 aplikasyonumuzu tasarlamaya çalışıyoruz. Web 3.0'da benim en çok ilgimi çeken iş fırsatlarından bir tanesi de topluluk yöneticiliği deniyor. Community Manager. Çünkü unutmayın, Web 3.0 projeleri topluluk inşası fikrine dayanıyorlar. Ve bir toplumun inşası, onun canlı tutulması, insanların o toplulukta kalmaya istekli hale getirmesi hiç de kolay bir şey değil. Eğer insanlarla sosyal medyada, canlı etkinliklerde haşır neşir olmayı, onlarla paylaşımda bulunmayı seviyorsanız bu iş tam size göre. Genellikle bu topluluk yöneticilerinin iki temel görevi oluyor. Bir tanesi bu topluluğun sosyal medya ile olan ilişkisini yönetmek, topluluğa daha fazla insan çekmek, topluluğun cazibesini ortaya koymak. Bu yönünü biraz sosyal medya pazarlamasına benzetebiliriz. İkinci yönü ise topluluğa bir kez katıldıysanız o topluluk arasındaki ilişkileri yönetmek, orayı canlı kılmak, ilginç kılmak, değişik tartışmaları, faaliyetleri tasarlıyor olmak, insanların bir araya geliyor olmasını sağlıyor olmak. Çünkü burada amaç o topluluğa gelenler orayı sevsinler ki onun bir parçası olmak istesinler, onun token'ı satın almak istesinler, o topluluğun büyümesine katkıda bulunmayı arzuluyor olsunlar. Bu yönüyle topluluk yönetimi oldukça heyecan verici bir iş bana kalırsa. İyi bir topluluk yöneticisi olmak için öncelikle Discord gibi, Telegram gibi, Twitter gibi platformları iyi yönetiyor olmanız önemli. Bu konuda teknik becerinizin olması önemli. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir yandan da böyle bir topluluğu bir araya getiren, canlı, heyecanlı, yeni konular yaratan bir insan olmanız da son derece önemli. Bunları becerebiliyorsanız siz de bir topluluk yöneticisi olabilirsiniz. İddiam önümüzdeki yıllarda en çok aranan pozisyonlardan bir tanesi olacak. Çünkü herkes toplulukların gücünü, toplulukların değerini fark ediyor bu aralar. İyi videoların biraz kısa olması gerekiyor. O yüzden Web 3.0 girişimdeki en önemli 3 iş fırsatından bahsettim size. Ama bunun dışında içerik üreticine ihtiyaç var, dijital pazarlamacıya ihtiyaç var, blockchain yöneticine ihtiyaç var, belli alanlarda program yazanlara ihtiyaçlar var. Yani alan aslında devasa. Eğer Web 3.0 dünyasındaki diğer iş fırsatlarını merak ediyorsanız size 3 tane web sitesi önerim var. Bunlardan ilkinin ismi ETH Lange. Tam Türkçe okumaya çalıştım. Yani freelance'i Ethereum Lens gibi lanse etmişler. Kendisi de bir Web 3.0 girişimi ve sadece bu dünyadaki iş fırsatlarını ortaya koyuyor. Kendileri de bu arada bazı pozisyonların arayışındalar. İkinci önerim Web 3.kariyer. İsminden belli zaten ne yaptı. Web 3.kariyerde de Web 3.0 işlerini buluyorsunuz. Mesela şu an itibariyle 19 bin iş var. 2500 ayrı projede arayış içerisindeymiş insanlar. Bir diğer web sitesi de cryptocurrencyjobs.co. Bu sırf Web 3.0'a değil de kripto paralara odaklanmış ama yine burada da Web 3.0 fırsatlarını da bulabilirsiniz. Bunun dışında daha geleneksel bizdeki Beyond'luk gibi, Upwork gibi web sitelerinde de Web 3.0 iş fırsatlarını bulmanız mümkün. Hocam tüm bunlar ilgimizi çekti ama biz Web 3.0 nedir pek bilmiyoruz, bu dünya nasıl işliyor onu da pek bilmiyoruz diyorsanız o konuda da bedava bir okul var. Web 3.0 dünyasına çok yatırım yapan AZ16 isimli girişim sermayesi fonunu yarattığı bir okul bu. Tamamen ücretsiz, linki de aşağıda, adı da çok güzel, Crypto Startup School. Yani kripto dünyasında, Web 3.0 dünyasında bir iş kurmak isteyen insanlara yönelik olarak tasarlanmış bir okul. Bedava dersler var burada. Tek sıkıntı İngilizce olması, umarım İngilizceniz iyidir. Onun dışında muazzam eğitimler var, muazzam içerikler var. Size çok ufuk açacaktır. Ve bir önerim var size. Gelin bizim Haddini Aş Kulübü'ne bir üye olun siz. Ücretsiz, sadece e-mailinizi vererek üye olabiliyorsunuz. Şimdilik bir Web 3.0 değiliz biz. Daha geleneksel bir yapıyız. Ama yakın zamanda Discord kanalımızı kuruyoruz. Ondan sonra da bir Web 3.0 şirkete dönüşmeye çalışacağız. Ve bu süreç size için de heyecan verici olacak. Çünkü şu anda da 20 bin kişinin üstünde bir topluluk burası. Her gün birbirimize katkıda bulunmak istiyoruz. Her gün birbirimizi geliştirmek istiyoruz. İşler kurmamıza, kariyerimize yol almamıza, daha iyi yatırımlar yapmamıza yardımcı olmak istiyoruz. İçerik üreticisi olarak ben, Pınar ve ekibim tabii temel çekirdekler ama diğer arkadaşlar da katkıda bulunuyorlar. Discord kanalı yakında kuruluyor. Şimdiden gelin e-mailinizi verip üye olun ve bu gelişmelerde siz de bizlerle beraber yol alın. Umarım bugünkü içerik hoşunuza gitmiştir. Umarım Web 3 dünyası ilginizi çekmiştir. Eğer öyle olmuşsa şöyle bir like süper olur. Yorumlarınızı, sorularınızı lütfen aşağıya yazın. Mümkün olacağı hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bir de orada bir çan sesi var ya, çan işareti, ona bir tıklayın ki abone olun, hiçbir içeriğimi kaçırmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.